Urfa'nın milletvekili Urfa'ya söz verdi. Şunu yapacağız, bunu yapacağız, bunu yapacağız. Elde var sıfır, sıfır, sıfır. Şimdi Sayın Bekir Bey size sesleniyorum. Şanlıurfa'nın işsizlik sorunu bitireceğim dedin. Şanlıurfa'nın su sorunu bitireceğim dedin. Elektrik sorunu çözeceğim dedin. Buradaki mevsimlik tarım işi sorunu çözeceğim dedin. Tarım sorunu çözeceğim dedin. Sağlık sorunu çözeceğim dedin. Turizm sorunu çözeceğim dedin. Hepsini yalan söyledin. Şanlıurfa'nın gözüne baka baka yalan söyledin. Senin bu yalanını burada yüzüne söylüyorum, yüzüne. Arkanda söylemiyorum. Sayın Danış Beştaş, teşekkür ediyorum. Şimdi aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önergeler kabul edilmemiştir. Diğer önergeyi okutuyorum. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 141 sıra sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile bazı kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ikinci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Aliye Coşar, Antalya, Gülcan Kış, Mersin, Antalya, Sururi, Çorabatır, Aliye Timisi, Ersever, Ankara, Ayşe Sibel, Yanık Ömeroğlu, İstanbul, Ömer Fethi Gürer, Niğde, Tahsin Ocaklı, Rize, Ulaş Karasu, Sivas milletvekilleri ve Mahmut Tanal, Şanlıurfa milletvekili. Madde 2-618 sayılı kanunu aşağıdaki ek madde eklenmiştir. Ek madde 1. Türkiye deniz yetki alanlarında, su yollarında ve iç sularında verilecek kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülür. Bakanlık bu hizmetleri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü marifetiyle yürütür. Bu hizmetlerin yürütülmesine ilişkin esaslar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmelikte belirlenir. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyoruz efendim. Önergenin gerekçesini açıklamak üzere Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'a söz veriyorum. Sayın Tanal, buyurun. Değerli başkanım, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi bugüne kadar bu maddeyle ilgili herhangi bir soru yoktu. Bir sıkıntı da yaşanmadı. Acaba hangi sıkıntı çıktı da veya hangi ihtiyaçtan kaynaklandı da buradaki gerek kılavuzluk ve römork ihtiyacını, hizmetini pazarlık usulüyle ihale esasına dönüştürüldü? Sayın Bakanlık temsilcileri burada. Yani bu konuda 84 milyona ikna edecek bir bilgi vermelerine ihtiyaç var. Bizim bildiğimiz kadarıyla kamu ihale yasasının burada açık artırılmayla verilmesi devletin yararınadır. Kamunun yararınadır. Yani açık artırma usulünü buradan bırakarak pazarlık usulü tercih etmesinin ana gerekçesi nedir? Sebebi nedir? Yani burada acaba son yıllarda limanlarda yakalanan uyuşturucu, limanlar nedeniyle birbirini öldüren mafyalar ve bu şekilde limanların peşkeş çekilmesinden kaynaklanan bir ihtiyaçtan mı bu pazarlık usulü kaynaklandı? Yani lütfen burada baktığımız zaman Türkiye'de gerek mafyanın gerek uyuşturucunun arttığı paralel olarak artıyor. Yani burada öyle geliyor ki bana, Anayasa Mahkemesi tarafından çıkarılan kararname iptal edildikten sonra burası herhalde birilerine peşkeş çekildi. Burada biz ne yapalım? El değiştirmesin işte, orada bu düzen, bu çark gidiyor. Bu sebepten dolayı pazarlık usulünü buraya koydunuz. Değerli arkadaşlar, bunun siyaseti vesairesi olmaz. Burada söz konusu 84 milyonun hak ve hukuku menfaatıysa, kamu yararıysa açık artırmayla yapılması gerekir. Biz buna açık ve net bunun açık artırma ibaresinin konulu pazarlık usulüyle ihale yapılma olayını tercih etmesini reddediyoruz. Bu belli bir hazırlık içindir. Bu adrese teslim ihale içindir. Burada bu şaibeden eğer kurtulmak istiyorsanız gelin bunu akla, mantığa, kamu yararına doyurucu bir şekilde izah etmenizden fayda var değerli arkadaşlarım.
Limanlarla ilgili yine aynı şekilde özelleştirmelere gidiyorsunuz. Değerli, çok sevdiğimiz, saygı duyduğumuz denizcilik konusunda uzman bir arkadaşımız da var. Şimdi limanlardaki iş kazalarını biliyorsunuz. Limanlarda dünya kadar iş kazaları oluyor. O tersanelerdeki iş kazaları neden ağır iş kapsamına sokulmuyor? Gelin gerçekten kamu yararını eğer yapacaksak, limanlardaki, tersanelerdeki, oradaki yapılan işi ağır iş kapsamına alalım. Gerçekten ağır iş kapsamındadır. Oradaki insanların mağduriyetine sona erelim. Ulaşımla ilgili bakanlık yetkilileri buradayken Sayın Bakan'a şuradan sesleniyorum. Erzurum Şenkaya arasındaki, yani Şenkaya Sarıkamış arasındaki yol 70 kilometre. 70 kilometrenin birleşme noktası 3,5-5 kilometre kalmış. Bu ihalenin %95'i yapılmış, altyapısı bitmiş, üzerine sadece ve sadece bir asfalt dökülecek. Yazık, günahtır. Onun için vatandaş 130 kilometrelik yol yapılıyor. Yoldan hareket ediyorlar. Sarıkamış Şenkaya yolun arasında 3,5-5 kilometre yol yapmanızı istirham ediyorum. Şanlıurfa'daki ölüm yolu dediğimiz Suruç yolu. Şanlıurfa Akçakale Ceylanpınar, Şanlıurfa'daki Akçakale Kızıltepe yolu. Aynı zamanda Suruç Birecik yolu. Aynı zamanda Siverek Viranşehir, oradaki kara geçiden geçen yol. Lütfen değerli bakan yardımcım, yani buradaki yolların hepsi perişan durumda. Şanlıurfa'daki bu ulaşım sorunu olduğu gibi Sayın Tabii Meclis Başkan Vekili burada, Şanlıurfa'nın milletvekili Urfa'ya söz verdi. Şunu yapacağız, bunu yapacağız, bunu yapacağız. Elde var sıfır, sıfır, sıfır. Şimdi Sayın Bekir Bey, size sesleniyorum. Şanlıurfa'nın işsizlik sorunu bitireceğim dedin. Şanlıurfa'nın su sorunu bitireceğim dedin. Elektrik sorunu çözeceğim dedin. Buradaki mevsimlik tarım işi sorunu çözeceğim dedin. Tarım sorunu çözeceğim dedin. Sağlık sorunu çözeceğim dedin. Turizm sorunu çözeceğim dedin. Hepsini yalan söyledin. Şanlıurfa'nın gözüne baka baka yalan söyledin. Senin bu yalanını burada yüzüne söylüyorum, yüzüne. Arkanda söylemiyorum. Onun için meclis başkan vekili sıfatıyla anayasanın 94'e göre ya tarafsızlığını koruyacaksın. Evet, siz duydunuz. Cevap vermeye gerek duymuyorum ve önergeyi oylarınıza sunuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 141 sıra sayılı kanun teklifinin birinci maddesinde yer alan amacıyla ibaresinin maksadıyla şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Gülcan Kaçmaz Sayit Van, George Aslan Mardin, İbrahim